İzlemeyenler federasyonun Instagram hesabını görebilirler. Evet, Eray'da görüntüye geldi. Eray Şam'dan sevgili izleyiciler, ülkemiz adına finalde ilk mücadele verecek isim. Altın madalya için herkes ekran başına diyelim. Dualarımız Eray'la şansı da yanında olsun. Tokyo'da, Japonya'da bir prova diyoruz. Olimpiyatlar öncesi aynı zamanda. Büyük bir topluluk, üst düzey mücadeleler ve orada da bir Türk sporcumuz var. Rakibi de ekranlara yansıyor. Fransız. Kajit. Kajit çok genç bir sporcu. Eray'dan yanılmıyorsam bir ya da iki yaş küçük. Yani burada onun finale kalması sürpriz aslında. Onun açısından da çok iyi bir başarı. Zaten alt yaş kategorilerinde de birkaç kez karşılaştıklarını hatırlıyorum ama Eray Şam'dan artık alt yaş kategorilerinin domine etmiş, üst yaş yani büyükler seviyesine çok güçlü bir giriş yapmış. Zaten inanılmaz da bir hayran kitlesi var Eray'ın. Çünkü inanılmaz süratli, birazdan da izleyeceğiz. Çabuk, hızlı düşünen, hızlı karar veren bir sporcu. Uzun yıllar izleyeceğimiz, hani efsane olabilecek tabii, bir aksilik yaşamazsa, sakatlık ya da herhangi bir şey olmazsa izleyebileceğimiz bir sporcu. Ben şahsen kendisini hem ekran karşısında hem canlı izlerken çok keyif alıyorum. Zamanı geldi. Ve mücadele başladı. Altın madalya için Eray Şam'dan izliyoruz. Evet, bençte de Levent Aydemir oturuyor. Onu da belirtelim. İki sporcu da belirli sürede teknik geliştirmedikleri için. Geride kalan sürede Eray rakibini biraz sıkıştırdı. Birkaç girişim oldu. Burada yine bir ceza uyarı alacaklar. Pasif kaldılar. Evet, teknik geliştirmedikleri için belli bir süre boyunca uyarı alıyorlar, yani ceza alıyorlar. Islandı. Kanadı Gasingam'ın bir şuradan tekmesi vardı ama Eray orada yanılmıyorsam ellerini koydu. Şu anda da Fransız teknik adam tekrar istiyorlar mı? İtiraz etti o pozisyona. Ama elini koyduğu için puan olmaması lazım. Evet, doğru bir karar. Rakibine de keza verdiler. 1-1. Sen şu dediğimiz puan üstünü ortada şu anda. İkisi ortada değil. İkinci puanı alan burada bu üstünlere geçecek. Haydi Eray diyoruz. Son dakika içindeyiz. Hamlemiz var. Çok iyi. Aşibaray'ı çok iyi yaptı. 3 puan bu tekniğin karşılığı. Rakibinizi yeri yatırdıktan sonra doğru teknikle yumruğu vurduğunuzda 3 puan alıyorsunuz. Eray da bunu çok hızlı bir şekilde yaptığı için. Bravo. 4 puan aldı. 3 puan aldı, düzeltiyorum. Sonuna git. Evet.
Sosyal medya üzerinden de mail yoluyla da mesajlar geliyor. Teşekkür ederim. Madalyamızı bekliyoruz diyor. Tuna Akgün'ün fotoğraflı bir şekilde paylaşımı var. Bir hata vardı ama. En az 10 saniye. Çok hızlı yer değiştiriyor. Evet sevgili izleyiciler, altın madalya Eray Şam'dan oluyor. Tebrik ediyoruz. Bravo. Kontrollü bir şekilde. Çok iyi süreyi de kullandı. İlk altın madalya Tokyo'da, Japonya'da Eray Şam'dan mı? Ya çok iyi bir mücadele çıkardı. Mücadelenin başında rakibini köşeye sıkıştırarak üstünlük ben de, yani mücadelenin hakime ben olacağım tarzı bir mesaj verdi. Tabii hızından dolayı da tabii rakibi de keza aynı şekilde, ama rakibi süre ilerledikçe fiziksel olarak biraz düştüğünü söyleyebiliriz, ama Eray fiziksel olarak ayakta kaldı. Ve mücadeleyi de çok güzel bir aşımaray tekniğiyle 3 puan da alarak 4-1 kazandı. Fiziksel olarak ayakta kalmasının da milli takımın uyguladığı programın etkisinde olduğunu söyleyelim. Çünkü bu bir maraton. Burada fiziksel olarak ayakta kalanlar bu yarışın sonunda ipi gösterebilecek. Bu noktada da milli takımda sadece teknik, taktik değil, fiziksel açıdan da önemli çalışmalar yapılıyor. Bunun etkisini biraz önce gördük.